Elini çabuk tut. Bitir artık şu işi. Burayı hemen terk etmeliyiz. Belki de artık Polat Alemdar'la tanışma zamanımız gelmiştir. Bu iş fazla uzadı. Ekstra risk alıyorsun. Hiç gerek yok. Bekleyelim, görelim Ariel. Bekleyelim, görelim. Böyle devam edersek hastayı kaybederiz. Ne yapabiliriz? Sen onu söyle. Ambulansla devam edelim. Ambulans çıkışta hazır. Polat biraz daha beklemek zorunda kalacak. Gidelim. Hadi çıkıyoruz. Çabuk arkadaşlar, çabuk. Abi yukarıda kimse yok. Burada da kimse yok. Abi nereye gitti bunlar?
Abi neredesiniz? Buradayız. Abi iyi misiniz? Erhan sen yukarıdaki kızı ofise götür. Tamam abi. Biz ne yapacağız abi? Tünelin çıkışı uzakta olamaz. Yürü. Hayırdır Hüsnü Bey? Hastanemizde kabul edilemez bir güvenlik zafiyeti oluştu Yasin Bey. Bize emanet edilmiş olan sığınmacı bir hanımefendi kardeşimiz... söylemeye dilim varmıyor ama kaçırıldı. Birileri buradan hasta mı kaçırdı? Lütfen bu konuyu daha fazla irdelemeyin. Şu anda çözüm odaklı bir çalışma içerisindeyiz. Hadi. Takip edemeyelim diye patlatmış tüneli. Belki yetişiriz abi. Yürü Cahit. Nabız düşüyor, hastayı kaybediyoruz. Niye durdu bunlar? Ekstra bir durum var herhalde. Ne oldu? Hasta eks oldu. Çetin öldü diyorsun yani. Burada neden hiçbir şey plana göre gitmiyor Ariel? Artık yapacak bir şey yok. Soğukkanlı davranmalıyız. Sen dön. Ben Çetin'le ilgilenirim.
Sizi ve bana yaşattıklarınızı unutmak için yıllarımı harcadım. Her şeyi unuttum diye kendimi kandırmışım. Seni görünce anladım. Beni duyuyorsun, biliyorum. Serumun içine zehir koydum. Bak birazdan ne olacak? Kalbin yerinden fırlayacakmış gibi atacak. Ani bir şokla uyanacaksın. Sonra acı çekerek yavaş yavaş öleceksin. Tıpkı benim gibi. Hoşça kal. Bütün birimlerin dikkatine. Sen burada kal. Sen de benimle gel. Polat Bey, ne deseniz haklısınız. Ama elimizden geleni yaptık. Yine de bu duruma engel olamadık. Hastane sorumlusu olarak Polat Bey'e böyle bir savunma yapmak kabul edilemez. Sen kal burada. Tamam efendim. Şey anlattı mı? Hayır abi. Ben de sen kızarsın diye çok hırpalamadım. Bir de kadınlar çok konuşuyor derler. Bu hiç ağzını açmıyor. Birazdan konuşur. Gölge kim?
Nerede saklanıyor? Gölge diye birini tanımıyorum. Tanımadığın bir adam için hayatını tehlikeye attın. Ölmek mesleğimin doğal sonuçlarından biridir. Mesleğin. Özel güvenlik elemanı değil misin? Evet. Asian Security bünyesinde çalışıyorum. Organ kaçakçılığı ve cinayette görev tanımına dahil mi? Bu konuda bir bilgim yok. Bilmediğin çok şey var. Mesela emrinde çalıştığın Zeynep Oğuz hakkında hiçbir şey bilmiyorsun. Ben Asya Tuna'nın emrinde çalışıyorum. Zeynep'in diğer adamları gerçek adını bilmiyordu. Ama sen biliyorsun. Siz daha yakınsınız demek ki. Zeynep ya da Asya. Adı her neyse. O nerede? Her an, her yerde olabilir. Dinliyorum. Ne? Ökten bir ölüyor mu? Anlaşıldı. Gerekeni yapın. Ben de gerekeni yapacağım. Abi, onun telefonu. Meryem. Neredesin? Benim yanımda. Eğer istiyorsan gel de al.
Abi, ben Yasin. Hastanede acil bir durum var. Ne oldu Yasin? Öktem Hoca'ya bir saldırı düzenlendi. Durumu kötüye gidiyor. Ariel ne var? Operasyon başarısız oldu Asya. Hastayı kaybettik. Allah kahretsin. Gölge ofisinde seni bekliyor. İnsanların kendisine kazık atabildiği eski zamanları hatırladığına eminim. Ben kimseye kazık atmam. Bizi yüzüstü bırakmanın makul açıklamasını ben de merakla bekliyorum. Umarım Gölge eski infaz yöntemlerini hatırlamaz. Sen benim için endişelenme. Küçük bir işim kaldı. Onu halledip geleceğim. Buyurun. Ne oluyor? Babam nerede? Çok üzgünüm Evren Bey. Maalesef babanızı kaybettik. Ne? Nasıl olur? Ortak dostumuzun aileniz ve ülkenizle ilgili muazzam projeleri olduğunu biliyorsunuz Evren Bey. Onu gerçekleştirmesine izin vermediler. Ne oldu ki? Babanız suikaste uğradı. Nasıl yani? Polat Alemdar ve adamları ameliyathaneyi bastı. Polat Alemdar mı? Evet. Ve babanın ölümüne sebep oldular. Sen bu konuda bir şey biliyor musun? Bugün adamları buraya gelmişti. Onun babamla görüşmek istediğini söyleyip gittiler. Önünde çok tatsız bir süreç olduğunun farkındayım. Ailenizin itibarı zedelenmesin diye bunun duyulmasını istemeyiz. Medyaya hasta yatağında öldüğünü söylersiniz. Abi. Hüsnü nerede? Size telefon ettiğimden beri hiç görmedim. Telefonla da ulaşamadım. Hastamızın durumu nasıl? Kötü abi. Giderek kötüleşiyor. Abi buradan. Bu kamera kayıtlarına abi. Bakacağım Yasin. Thank you.
omuz eğrilemiş. İşte burada. Morfin vermiş. 10 miligram nalakson. Polat Alemdar şimdi dikkatimi çekmeyi başardı. Kendisiyle bizzat ilgilenmek için sabırsızlanıyorum. Sabırsızlığının farkındayım. Ama biliyorsun, böyle hareket etmen bütün planlarımızı alt üst eder. Biz şimdilik kendi işimize bakalım. Senin sağ ajanların geliyor mu? Hepsi bütün güvenlik noktalarından başarıyla geçip İstanbul'a gelmeyi başardılar. Yarın akşam bir araya geleceğiz. Onlar için hazırladığım yeni eylem planı istediğimiz zemini yaratacak. Herkes birbiriyle kavga edecek. Türkiye mali kavgalarıyla uğraşırken sen de istediğini elde edeceksin. Demek sonunda gelebildin Asya. Ama bütün eğlenceyi kaçırmış oldun. Ben sizi baş başa bırakayım. Operasyon için çok üzgünüm. Seni hayal kırıklığına uğrattığımın farkındayım. Ama bu durumu telafi edeceğim. Neyi telafi edeceksin? Senin yüzünden Türkiye'deki en önemli bağlantımı kaybettim. Bana bütün kapıları açacak olan adam artık yok. Sen yenisini bulursun. Bu konuda ne kadar başarılı olduğunu biliyoruz. Yaşananlarla ilgili açıklaman nedir peki? Polat dün geceki toplantının izini sürmüş olmalı. Buna hazırlıklı değildik. Hazırlıksız oluşunu mazeret olarak mı sunuyorsun bana? Haklısın. Profesyonelce davranmadım. Kabul ediyorum. Şahsi bir mesele yüzünden işimi aksattım. Ne kadar şahsi bir mesele? 20 yıllık bir yükü attım üstümden. Konu yine Polat mı? Ne münasebet? Sen Polat'ı bize yönlendirmedin mi? Sen ne saçmalıyorsun? Mülteciyi takip etmesini sağladın Asya. Sen ne dediğini bilmiyorsun. Bak Asya'cığım. Benim güvenimi kazanmak zorundasın. Bana sadakatini ispat et. Benimle kimse böyle konuşamaz. Gölge oyununun kurallarını sana hatırlatayım Asya. Gölgenin kim olduğunu yalnızca kurbanları görebilir. Senden korkmuyorum. Çünkü sadece gölgemi görüyorsun. Gel. Gel Cahit, otur. Hüsnü'den hala haber yok abi. Özel eşyalarını ofisindeki çöpte bulmuşlar.
Senin gözüne görünmemek için kaçtı herhalde. İnşallah öyledir. Bu arada Öktem'i acilen bir yere nakletmeliyiz. Yaşadığı anlaşılırsa tekrar saldırıya uğrayabilir. Ben meseleyle ilgilenirim abi. Abi sence Zeynep Öktem'e niye saldırdı? Zeynep'in de Aslan Bey'in eski ekibinden olma ihtimali var Cahit. Bundan 20 yıl kadar önce Aslan Bey'den özel bir görev aldım. Çok gizli ve hayati bir proje için tehdit oluşturan birini infaz emriydi. Zeynep'i öldürmeni mi istediler sen? Evet. İnfazına gidene kadar onu tanımıyordum. Evine gittiğimde de Zeynep'in yeni doğum yapmış olduğunu öğrendim. Görevi yerine getiremedim. Zeynep'in kaçmasına yardım ettim hatta. Onun yaşadığını da kimseye söyleyemedim. Bu yüzden meselenin aslını, bebeğin akıbetini de ve neden ölüm emri verildiğini de hiçbir zaman öğrenemedim. Kenan. Gelsene. Geldiğini duymamışım. Şirkette olduğunu öğrenince şaşırdım. Yeni geldim sayılır. Geç otur şöyle. Yok. Rahatsız etmeyin. Gelince bir selam bile vermediğine göre yalnız kalmak istiyorsun demek ki. Sen bana kırgın mısın? Ben sana kırgın değilim. Ama sen döndüğünden beri çok farklısın. Başına her ne geldiyse değiştirmiş seni. Daha önce de söyledim. Zamanı gelince anlatacağım. Sen benim abimsin. Ben seni beklerim. Ama Azra'ya bunu yapmaya hakkın yok. Kızın telefonu 2 gündür kapalı. Kimsiniz siz? Neden konuşmuyorsunuz benimle? Benden ne istiyorsunuz?
Nasılsın aslanım? İyi misin? Misafirimiz nasıl? Yaramazlık yapmıyor değil mi? İyi. Haber geldiğinde işini bitireceksin. Tamam mı? Sakın ben aramadan bir şey yapma. Bir işimiz var, önce onu halledeceğiz. Sonra sen gerekeni yaparsın. Anlaşıldı mı? Benim Altay. Hocam, siz yaşıyorsunuz. Yaşıyorum ya, ne sandın? Neredeydiniz bunca zaman? Neden bizimle irtibata geçmediniz? Boş ver şimdi. Sonra konuşuruz bunları. Ben araştırmamı tamamladım. Buluşmamız lazım. Saat 10'da laboratuvarda ol. Ama orada buluşmak çok... Çok... Tehlikeli. Bana gösterdiğin misafirperverlik için teşekkür ederim. Gel Hakkı. Efendim, dosyayı okuduysanız işlemleri başlatayım. Efendim, bütçeyi onaylamıyorsanız yeni bir rapor hazırlatayım. Dosyayı onayladım Hakkı. İşleme koyabilirsin. Otomotiv sektöründeki hamlemizi tehlikeli buluyorsanız süreci yavaşlatabilirim. Efendim, Kenan Bey farkına varmayacaktır. Başka tehlikeler var Hakkı. Yusuf Bey mi? Evet. Efendim, bilmediğimiz bir şey mi var? Yusuf, nihayetinde dün gece bana kayıp olduğu sürece yaşadıklarından bahsetti. Korktuğumuz gibi mi? Daha da kötüsü. John Smith ve uzantıları Yusuf'un canına kastetmişler. Ne düşünüyorsunuz efendim?
Henüz fırsatım varken yapmam gerekeni yapacağım. Senin ajanların kişisel dosyalarını inceledim. Diyarbakır ve Ankara sorumluları büyük işler çıkarmış. Alman komutasını sağlayan ajan da olağanüstü işler başarmış. Onların seni tanımalarını da çok isterdim. Bu akşam yapılacak toplantıya bence sen de gelmelisin. Sen varken bana ihtiyaç duyacaklarını düşünmüyorum. Peki. Bunu ben hallederim. Asya konusundaki tasarrufun nedir? İptal mi? Hayır. Ondan bu kadar çabuk vazgeçemem. Sen görüş. Senin ekibin İstanbul'daki güvenliğini o sağlasın. Ona ikinci bir şans vereceğim. Senin ekstra keyifli olduğunu görüyorum. Bunu neye borçlusun? Çetin'in yerine bana devlet kapılarını açacak çok daha büyük bir bağlantı buldum Ariel. Kim bu adam? Ariel. Onunla el sıkışana kadar adını kendime bile söylemeyeceğim. Adamlarına kendi hayatını tehlikeye atacak kadar değer veriyorsun. Sen de adamlarına değer veriyorsun. Bunun için buradayım. Buraya böyle pervasız geldiğine göre elinde bana karşı bir koz var demek ki. Hüsnü? Evet. Ama onu geri vermek için can atıyorum. Elimden bir kaza çıkmadan takas yapalım derim. O sonraki mesele. Aramızda başka bir mesele yok. Gölgeye er ya da geç ulaşacağım. Sana bir şans veriyorum. Kendini kurtar. Senin vereceğin şansa ihtiyacım yok. Artık şartları ben belirliyorum. Ayrıca birlikte çalıştığım insanları asla satmam. Bak Zeynep, belli ki çok büyük acılar yaşamışsın. Ama yaşadığın hiçbir şey, seçtiğin yolu haklı çıkarmaz. İşte seni bu duygusallığın mahvediyor Polat Alemdar. Zamanında beni öldürmeyi başarabilseydin, şimdi gölgeye ulaşmış olacaktın. Öktem'i öldürmenin duygusal bir sebebi yok öyleyse. Tamamen profesyonelce hareket ettin. Bu mesele seni hiç ilgilendirmez. En başından beri ben de bu meselenin içindeyim. Bütün bu yaptığın saçmalıklar, ihanetler çocuğun için mi Zeynep? Zeynep çocuğuyla birlikte öldü. Benim adım Asya. Yakında sen de benim başka biri olduğumu kabulleneceksin. Nasıl bir oyunun içinde olduğunun farkında değilsin. Gölge bu ülke için fedakarca çalışan insanları katletti. Kanlı haritasıyla da bütün coğrafyayı kana bulamaya çalışıyor. Gölgenin büyük idealinden haberim var Polat. Üstelik senin bilmediğin başka şeyler de biliyorum. Evinde gördüğüm hançer. Az kişiye verilen çok özel bir hediyeydi. Belli ki bir zamanlar
Vatanın için kendi hayatından vazgeçmişsin. Şimdi kendi hayatın için vatanını mı satacaksın? Senin kadar istikrarlı olamadığım doğrudur Polat Alemdar. Benim şu anda tek bir işim var. Gölgeyi senden korumak. Benim de işim gölgenin yapacağı işlere engel olmak. Burada istediğiniz gibi at koşturamayacaksınız. Öyleyse işimize bakalım. Takasın yeri ve saati için haberleşiriz. Buyurun. Yanlış geldim herhalde. Kusura bakmayın. Siz Yusuf Bey olmalısınız. Azra'nın masasındaki resminizden tanıdım sizi. Nihayet tanışabildik. Azra sizden çok bahsetmişti. Buyurun, içeri gelin lütfen. Buyurun. İzninizle. Buyurun. Efendim aşkım. Evet, davetiyeler hazır. Yarın gidip alacağım. Nikah şekerleri de hazır. Tamam, sen meraklanma. Tamam tatlım, misafir var. Daha sonra arayayım ben seni. Kusura bakmayın, evlilik telaşı. Önümüzdeki ay düğünümüz var. Azra ile birlikte sizi de mutlaka bekliyorum. Azra yok mu? Hayır, iki gündür işe gelmedi. Ben de sizinledir diye tahmin etmiştim. Hiç konuşmadınız mı? Konuşmadık. Londra'dan döndüğünüzü söylemişti. Birlikte vakit geçiriyorsunuzdur diye ben de sizi rahatsız etmek istemedim. Efendim, binadan çıktı. Takipteyiz.
bana Altay'ın izini bulduğunu söyle. Altay Yusuf'un elinde. Hani Yusuf'u hallediyordun? Halledeceğim. Halledeceğim, merak etmeyin. Acele et ve dikkatli ol. Fehmi'yle karşı karşıya gelmek istemiyorum. Evet. Tamam. Profesör Altay'ın izini buldum. Bu sefer elimden kurtulamayacak. Ya. Yeah. Altay'la ben ilgileneceğim. Sen Yusuf'un icabına bak. Biz bölgede aşiret liderlerinden güçlü bir kale tesis ettik. Ancak Zübap aşiretinin son günlerdeki hamleleri bizi kuşkulandırıyor. Maden çalışmalarımızdan mı haberdar olmuşlar? Sanmıyorum. Aşiretin satın aldığı araziler bizim tespit ettiğimiz havzanın onlarca kilometre batısında yer alıyor. Ancak yine de birliğimizi kaybedersek araziyi elimizde tutmak güçleşir. Bu bahsettiğiniz aşiret bu gücü nereden alıyor? Asıl mesele bu zaten. Biz aylardır yaptığımız çalışmalar neticesinde bu noktaya gelebilmişken bu aşiret kısa bir süredir milyar dolarlık hamleler yapıyor. Biz de elimizi güçlendirmek zorundayız. Ortaklık meselesi ne durumda? Bugün bu konuyla ilgili önemli bir görüşme yapacağım. Aradığımız şartlara uygun yabancı bir iş adamı bizimle temasa geçti. Bölgede yatırım yapmak istiyorum. Anlaşma sağlanırsa hemen başlayabiliriz. Çok dikkatli hareket etmeliyiz. Elimize geçen kanlı harita bütün Orta Doğu ülkelerinin sınırlarını yeniden çiziyor. Şu durumda en küçük faktörden en büyüğüne kadar her birimden gelecek hamlelere karşı hazırlıklı olmalıyız. Tarihi günlere tanıklık ediyoruz. Artık tanıklıkla yetinemeyiz. Kendi oyunumuzu kurmamızın zamanı geldi. Misafiriniz geldi efendim. Gelsin. Efendim, saygılar, hürmetler. Hoş geldin aziz dostum. Sağ olun. Senin ev sahipliğini hala unutamıyorum. Ben de senin kuracağın cenneti merak ediyorum. Senin de desteğinle çok yakındır aziz dostum. Elimden geleni yapıyorum. En doğrusunu yapıyorsun azizim. Şimdiye kadar size işbirliği teklif eden büyük devletler sizi hep piyon olarak kullandı. Ben devlet değilim. Ama beraber devlet kuralım diyorum. Bu davete icabet etmemek benim aşiretime ihanet etmem anlamına gelir. İşte bu tarihsel bir gerçek. Peki beni buraya getiren gerçek nedir? Neden çağırdınız beni İstanbul'a? Birlikte ilk büyük adımımızı atacağız. Bu akşam çok önemli biriyle bir araya geleceğiz. Senin de tanışmanı istedim. Kim bu adam? Bütün denklemi bizim lehimize değiştirebilecek bir güç. Tabii onu ikna edebilirsek. Hocam. Altay. Oğlum benim.
Çok yaşlanmışsın be Altay. Kendine hiç iyi bakmıyorsun. Siz hiç değişmemişsiniz hocam. Gel otur da anlatayım. Başka bir yere gitsek burası gözetleniyor olabilir. Niyeymiş? Benim de çalışmalarım takip ediliyor hocam. Ben sizin gibi ölmeyi akıl edemedim. Sürekli saklanmak zorundayım. Ah canım. İşte benim öğrencim. Seninle gurur duyuyorum. Gel otur da dinle beni ama. ...20 yıllık çalışmamı tamamladım. Artık harekete geçebiliriz. Bu yaptığımız çok tehlikeli. Her an bizi bulabilirler. Bana bak. Ben Toroslar'da köşe kapmaca oynadım. Yabancı ajanlarla. Bana işlemez. Orada ne işiniz vardı? Mevsimlik işçiydim. Orada ne işim olur ki oğlum? Saha çalışması yapıyordum. Her neyse, madenin en güvenli, en ekonomik şekilde işlenme metodunu buldum. Polat Alemdar'a gitmemiz lazım. Bizi ancak o koruyabilir. Dur, sana bir şey göstereceğim. Dur. Kimsiniz? Sesini. Buraya nasıl girdiniz? Rahat bırakın beni. Geç, bırakın şöyle. Beni. Burayı kana bulamamızı istemiyorsan direnmeyi bırak. Bir hata yapayım deme. İyi günler hocam. Size de iyi günler. Merhaba. Sonunda gelebildin Rose. Halletmem gereken çok önemli işler vardı biliyorsun. Halledebildin mi Bahari? Elbette. İstanbul'daki toplantı için tüm hazırlıklar tamamlandı. İşte bu güzel haber. Orta Doğu'da kurduğumuz yeni denklemi Avrupalı dostlarımızla mühürlemeliyiz. Masadaki bütün kartları biliyor gibi konuşuyorsun. Elbette biliyorum. Kartları ben kardım. Ben kestim ve ben dağıttım. Bulunduğum yerden herkesin elini görebiliyorum. Polat Alemdar'ın elini de görebiliyor musun? Polat Alemdar artık o masada oturmuyor.
bir gölgenin peşinden koşmakla meşgul. Polat Alemdar'ın çırpınışı Türkiye'yi saf dışı bırakmak için yeterli mi sizce? Elbette değil. Sevgili Rose, ya beni hafife alıyorsun ya da artık haberleri izlemiyorsun. Martin'i unuttuğumu mu düşünüyorsun? Hayır ama Polat'ın bir gölgenin peşinden koşuyor olması benim için yeterli değil. Onun için çok güzel planlarım var Rose. Polat'ı daha çok sürprizler bekliyor. Takas yeri ve saati belli oldu. Hazırlıklar tamam mı Erhan? Tamam abi. Gidelim. Kolay gelsin Su abi. Sağ olun, hoş geldiniz. Buyurun, geçin, buyurun. Kusura bakmayın, ortalık biraz karışık. Henüz yerleşiyoruz. Yapılacak bir şey varsa lütfen. Eksik olma Kerim. Buyurun, geçin şöyle. Size bir şeyler ikram ederim. Kerim, misafirlerimiz kim? Efendim, bu kardeşlerimiz Suriye'den. Polat abim hastanesinde tedavilerini yaptırdı. Hı hı. Tedavileri bitince de size getirmemi söyledi. Başım üstüne. Artık benim misafirimsiniz. Sizlere hizmet etmekten şeref duyarız. Hüdayi, misafirlerimize çay ikram etmeyecek misin? Kendi insanımıza bakacak yerde elin Suriyelisini besliyoruz. Vakfımızın misafirhanesinde sizleri ağırlamaya çalışacağız. Aşevimizden yemekleriniz her gün gelecek. İnşallah rahat edersiniz. Allah sizden razı olsun. Türkiye hakkında hep övgü duyardık. Gördük ki daha fazlası varmış. Biz kardeşlik görevimizi yapıyoruz. Biz darda kalsak siz de aynını bize yapardınız. Kerim, kardeşlerimizi yerlerine yerleştir. İhtiyaçlarının giderilmesinde yardımcı ol.
Baş üstüne Suhabe. Bizlere desteğinizi hiç unutmayacağız. Vakfımız bunun için var. Buyur. Al kardeş. Hüdayi. Sen az önce ne diyordun öyle kendi kendine? Sahabe amca. Biraz önce hiç sektirmiyordun lafları. Şimdi niye kekeliyorsun? Yalan mı? Bizim kendi insanımız dururken ne diyelim milletine sahip çıkıyoruz? Kim sahiplenecekti? Müslümana Müslümandan başka kim sahip çıkar? Ülkelerinde döndürülen dolaplar bu insanları bak ne hale getirdi. Topraklarına, mallarına, organlarına, canlarına göz diktiler. Herkes menfaat peşinde. Biz de mi menfaat peşinde koşalım? Ha? Ne diyorsun? Zalimin zulmünden kaçıyor hepsi. Biz de mi zulmedelim oğlum? Bak Avrupa'ya girebiliyorlar mı? Hepsi kalın kalın duvarlar örüp sokmuyorlar içeri. Bir kısmı denizde boğuluyor. Bir kısmı da yollarda yok olup gidiyor. Ne suçu var bu insanların? Terörist mi bunlar? Avrupalı zalimle uğraşacağı yerde mazlumla uğraşıyor. Biz de mi kapatalım kapılarımızı Hüdayi? Özür dilerim. Başkasının dolduruşuna geldim. Kahvede arkadaşlar hep böyle konuşuyorlardı. Ne oldun dememeli evladım. Ne olacağım demeli. Hanımefendi, buraya izinsiz giremezsiniz. Tamam. Ben Polat Alemdar'dan izin alırım. Kendisi şu an burada yok. O zaman bekleyeceğim. Kim olduğunuzu öğrenebilir miyim? Öğrenemezsin. Ben 20 yıl önce öldüm. Öldüm. Anlıyor musun? Şimdi müsaade edersen çok yoruldum. Biraz soluklanayım. Oturayım şöyle. Allah Allah. Baş ver ya. Çay var mı? Ne istiyorsunuz? Bizimle geleceksin. Kim çağırıyor? Gidince öğrenirsin. Kim çağırıyorsa haber versin. Ben istediği yere gelirim. Ne istiyorsun? Söyledim. Benimle geleceksin. Seninle mi geleceğim? Bunu mu istiyorsun? Ha? Bırakın silahları. Bırak! Ah!
sana. Git sahibine söyle. Kimse bana emir veremez. Bizzat ilgileniyor. Farkında mısın? Ama bu ilgi seni şımartmasın. Sebebi sen değilsin. Sahip olduğun bilgiler. Benden bilgi alamazsın. Ya. Göreceğiz. Efendim. Efendim. Gelmeniz gerekiyor. Bekle. Bir savaş ilanı mı? Bu size bağlı. Açık konuşun. Senin temsil ettiğin isimler benim iş ortaklarım. Ben seni onların yüzü olarak görüyorum burada. Ve bugüne kadar sen de iş adamı Fehmi Kuzuzade'yi gördün. Ne demek bu? Ailemden uzak durmazsan karşında gözünü karartmış bir baron bulacaksın. O zaman yapacaklarımı tahmin etmen çok zor. Beni tehdit mi ediyorsun Fehmi Kuzuzade? Hayır. Dürüstçe konuşuyorum. Eğer beni anlamamakta ısrar edersen... ...tehditle vakit kaybedecek değilim. Güzel hareket. Ama... Böyle bir ortaklığı sonlandırmak
Pek de akıllıca bir hareket sayılmaz. Beni anladıysan, ortaklığı sürdürmemizde bir sakınca yok. Peki ya oğlum? Ayağıma dolanırsa ne olacak? Ailemle ben ilgilenirim. Sen de kendi işine bakacaksın. Delisi nasıl yakalanmış bu kadına? Gelince soracağız Erhan. Ben de bilmiyorum. Abi şimdi bu elemanları teslim edip Zeynep denen kadının gitmesine izin mi verecek? Ne bileyim Erhan. Bir sor istersen. Konuştuklarımızı düşündün mü? Düşünecek bir şey yok. Adamlarımı ver, adamını al. İşimize bakalım. Thank you.
burası ihanet köprüsünden önce son çıkış Zeynep. İyi düşün. Bir dahaki sefere kurşunları takas edeceğiz. Bir dahaki sefer diye bir şey olmayacak. Bana bunu neden yaptınız Polat Bey? Müsaade etseydiniz de beni öldürselerdi. Şahsen beni öldürmeleri için elimden geleni yaptım. Ama muvaffak olamadım. Ben kimim ki benim değersiz canım için stratejik öneme sahip üç kişiyi düşmanımıza teslim ediyorsunuz? Sus. Sus Hüsnü. Anlat bakalım, nasıl yakalandın bu kadına? Konuş Hüsnü, konuş. Olanları hatırlamak bile istemiyorum. Hatırlasan iyi olur. Abi sorunca ne diyeceksin? Bir anda hatırladım Erhan Bey. Olay şöyle vuku buldu. Ben hastane bünyesinde yaşanan bir karışıklığı çözmek üzere harekete geçmiştim. Ne oldu böyle? Adam... İkimizi de darp etti. Ne tarafa kaçtı? Şuraya gitti. Demek çamaşırhane kapısından kaçacak. O sırada adının sonradan Asya olduğunu öğrendiğim kadını gördüm. Kendini gizlemek için kıyafet değiştirmişti. Ama ben anında kendisine şüphelendim. Kaçmaya başladı. Peşine düştüm, takip ettim. Dur, yoksa vururum. Ellerini kaldır. Silahını bırak. Hastane dışında kendisini sıkıştırdım. Bir anda kalabalıklaştılar. Hepsi de kadın. Yürü. Yürü. Gerekeni yapacaktım ama kadına el kaldırmak benim tinnetimde olmadığı için daha yumuşak davrandım. Beni çaresiz bıraktılar. Sonrasında ise tam olarak mevkiini tespit edemediğim ama üzerinde yoğunlaşırsam bulabileceğim bir yere götürdüler. Erhan siz ofise geçin. Cahit sen benimle gel. Tamam abi. Nereye gidiyoruz abi? Zeyneplerin gittiği yer. Orada yalnız bırakmamalıydım. Ama başka çarem yoktu. Beni düşünme. İyiyim şimdi. Peki sen ne yaptın hastanede? Eski bir hesabı kapattım. Şimdi işimize kaldığımız yerden devam edelim. Çok önemli bir toplantı var. Onun güvenliğini biz sağlayacağız. Orman yoluna döndüler Cahit. Abi kestirmeden önlerine çıkalım mı? Hayır Cahit. Onu alacak olsam takas yerinde yapardım. Şimdi gittikleri yere kadar takip edeceğiz. Zeynep bizi birlikte çalıştığı adamlara götürecek.
Zamanında gelmene şaşırdım. Son yaşanan olay çok özel bir durumdu. Bunu anlatabildiğimi sanıyorum. Anladığımı sanmıyorum. Bana bir şey mi söylemeye çalışıyorsun? Evet. Gölge risk alarak yaşamayı sever. Ama ben bozulmayacak planlar yapmayı severim. Birlikte çalışacaksak sürpriz istemiyorum. Asıl sürpriz yapan sizsiniz. Benim görevim gölgeyi korumak. Onun katılmadığı bir toplantının güvenliğini sağlamak anlaşmada yoktu. Senin burada olman benim tercihim değildi. Bir sorun var mı? Benim hazırlıklarım tamam. Toplantıya başlayabilirsiniz. Teşekkürler. Abi nasıl gireceğiz? Bizi içeri almalarını bekleyeceğiz Cahit. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hepinize ekstra kutlarım. Kısa zamanda görevlerinizi başarıyla yerine getirdiniz. Türkiye'nin dört yanında yaptıklarınız asla unutulmayacak. Sizi acil toplantıya çağırmamın sebebi ise yeni eylem planı. Hedeflerimizi değiştiriyor muyuz? Hayır. Türkiye değiştikçe biz de yöntemlerimizi değiştiriyoruz. Bu ikinci aşama. Dosyalarda yeni isimler bulacaksınız. Ekipleri yenileyecek miyiz? Evet. Kendi kurduğum bir sistemle bütün sosyal medya hesaplarını tarayarak sizin için kullanışlı profilleri seçtim. Artık bölgenizde iç karışıklığa ve huzursuzluğa giden yolda yeni piyonlarınız onlar olacak. Bağlantıyı kim kuracak? Banka hesapları üzerinden onları harekete geçirip size ulaşabilmelerini sağlayacak bir altyapı kurdum. Gerisi size kalmış. Dosyaları inceleyin.
şu anda sorusu olan var mı? Yarın sabahki toplantıda bütün ayrıntıları konuşacağız. Ama şunu unutmayın. Sizin burada yapacaklarınız bizim Orta Doğu'dan istediklerimizi almamızı sağlayacak. Bu geceyi güzel geçirmeniz için hepinize ayrı ayrı hediyeler ayarlandı. Dışarıdaki araç sizi otele götürecek. O dosyalar buradan dışarı çıkmayacak. Bitti mi toplantı? Evet, otele gidiyorlar. Otele mi? Hani burada kalacaklardı? Ben bütün hazırlığımı ona göre yaptım. O kadar zaman sahada çalışmış adamları İstanbul'a geldikleri gece eve hapsetmek hiç de adil değil. Peki nasıl gidecekler otele? Ben her şeyi ayarladım. Benim ekip götürecek. Gel. Efendim? Ne oldu? Beklediğiniz misafirler geldi. İçeri alın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hoş geldiniz. Buyurun. Saygılar efendim. Ne böyle? Baskın var.